Denver'daki tartışma iki adayın el sıkışmasıyla başladı. Ancak Başkan Barack Obama ve rakibi Mitt Romney'in kampanyanın ana gündem maddesi olan ekonomi konusunda tartışmaya girmeleri uzun sürmedi. Başkanın yeniden seçilmesi durumunda orta sınıfın daha da sıkışacağından, bir yandan fiyatlar artarken gelirlerinin azalacağından hiç kuşkum yok. Ben gelirlerin yeniden artmasını sağlayacağım. İşsizlik kronik boyutlara ulaştı. 43 aydır işsizlik %8'in üzerinde. Ben başkan olursam 12 milyon kişiye daha istihdam sağlayacağım. Romney, başkanın işsizlikle mücadele politikalarını, sağlık ve finans reformlarını sert şekilde eleştirdi ve başkanı kendini savunmak durumunda bıraktı. Ancak Başkan Obama, gelecek ay yeniden seçilmesi durumunda mücadelesini sürdürme sözü verdi. 4 yıl önce ben mükemmel biri olmadığımı, mükemmel bir başkan olmayacağımı söyledim. Sayın Romney, sanıyorum bunun tutabildiğim tek söz olduğunu düşünüyor. Ama aynı zamanda her gün Amerikan halkı, orta sınıf ve orta sınıfa girmeye çalışan herkes için mücadele edeceğimi vaat ettim. Ben bu sözümü tuttum. Eğer bana oy verirseniz ikinci dönemde de aynı şekilde mücadele edeceğime söz veriyorum. Adaylar sağlık reformunu da detaylı şekilde tartıştı. Başkan Obama'nın en büyük icraatlerinden biri olan sağlık reformu uzun vadede milyonlarca kişiye daha sigorta sağlamayı ve sağlık masraflarını kısmayı amaçlıyor. Ancak Romney sağlık reformunun işsizliğe yol açtığı görüşünde. Başkanın 23 milyon kişi işini kaybetmişken, işsizlik artarken, ekonomik kriz devam ederken nasıl işe gelebildiğini, Amerikan halkı için istihdam yaratmak yerine 2 yıl boyunca enerjisini ve hırsını sağlık reformuna ayırabildiğini anlayamıyorum. Bu reform insanları işsiz bıraktı. Başkan Obama, sağlık reformunu hazırlamadan önce Romney'in Massachusetts valisi iken geçirdiği sağlık reformu yasasını örnek aldığını söyledi. En büyük çelişki bu modelin Massachusetts'te başarılı olduğunu görmemiz. Romney o dönemde valiyken iyi bir iş yaparak Demokrat Partililerle birlikte çalıştı. Neredeyse benzer bir yasa oluşturdu. Sonuçta o yasa sayesinde herkes sigortalandı. Üstelik kimse işini kaybetmedi. İki aday Amerikalıları kimin birleştireceği ve en güçlü liderin kim olacağı konusunda da anlaşamadı. Orta Doğu'da olanlara bakın. Dünyada kaygı uyandırıcı gelişmeler oluyor. Cumhuriyetçiler de, demokratlar da ülkelerini seviyor. Ama ikisinin de bir lidere ihtiyacı var. Benim felsefem herkesin fikirlerini dinlemektir. Orta gelirli aileleri daha da güçlendirdikçe ve onlara yeni fırsatlar sundukları sürece demokrat ya da cumhuriyetçi olmaları fark etmez. Dün geceki tartışma yalnızca iç konulara odaklandı ama başkan adaylarının sonraki iki tartışması kısmen de olsa dış politika sorunlarına ağırlık verecek. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.